Merhaba, adım Enis Öztürk. Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi'nde doktor öğrencisiyim ben de. Aslında yaptığım çalışma Burak'la yaptığımız ortak bir çalışma. Ben onun siyaset bilimi ayağını sunacağım. Dolayısıyla yöntem ve sonuç kısımlarımız aynı sayılır. O yüzden oradan kazandığım zamanda da biraz tezlerin içeriğine yakından bakma şansım olacak. Ama çok fazla girmeyeceğim. Önemli gördüğüm tezleri söyleyeceğim. Bu aslında önemli gördüğüm tezler de alandaki eğilimin eleştirisi niteliğindeki tezlerden bahsedeceğim. Öncelikle yeni medya konulu tezlerin yıllara göre dağılımına baktığımızda 2004 yılında ilk tezin yazıldığını görüyoruz. Sonra 2011, 2012, 2013'te yine birer tezler var. Sonrasında 2015 yılında 5 tez görüyoruz. 2017'de 3, 2018'de 4 ve yine 2019'da 3 tezi görüyoruz. Yüksek lisans ve doktora oranına baktığımız zaman 19 tezden 16'sının yüksek lisans ve 3'ünün de doktora olduğunu görüyoruz. Üniversitelere göre dağılımsa 3 tezde Süleyman Demirel, 2 tez Selçuk Üniversitesi, 2 Hacettepe, 2 ODTÜ, diğer gördüğümüz üniversitelerden de 1 tez yazıldığını söyleyebiliriz. Yöntem kısmına baktığımızda ise bu 19 tezden 10 tanesi literatür tarama, literatür değerlendirme, 3 tanesi içerik analizi, 6 tanesi ise anket içerik analizi yapılan tezler, Hacettepe'den ve ODTÜ'den olan tezler. Bu kelime bulutum benim. Burada aslında siyasal katılımı ve toplumsal hareketlerin baskın olduğunu görüyoruz. Bu ayrı ayrı almış, o yüzden çok net görünmüyor. Şuradaki şeyde daha net görünüyor konulara göre dağılım. Siyasal katılmadan 4 tez var. Konusu siyasal katılma olan 4 tez var. 2 tez siyasal davranış, seçmen davranışı. 2 tez toplumsal hareketler, 2 tez siyaset-sosyal medya ilişkisi. 2 tez sosyal medyanın kamuoyu oluşturması, diğer 8 tezde şöyle konu başlıkları: ötekileştirme, tüketim toplumu, siyasal kutuplaşma, internetin ekonomi politiği, bilişim teknolojileri ve bellek mekanı. Diğer aslında benim üzerinde durmak istediğim şey, alanda önemli gördüğüm tezler. İlk tezin 2004 yılında yazıldığını görüyoruz Kahramanmaraş Türkçü İmam Üniversitesi'nde. Demokrasinin Geleceğinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü ismiyle. Burada demokrasinin eksikliklerinin giderilmesi için ve demokratik özgürlüklerle donatılmış yurttaşların siyasal süreçlere etkin katılımı için demokrasinin kurumsallaşması gerektiğinden bahsediyor. Fakat yine de biraz temkinli, yani imser bakış açısına sahip ama yine de temsili demokrasiyi doğrudan demokraside temsil demokrasiyi doğrudan demokrasiye dönüştürebileceği tezini abartılı buluyor. Diğer bir şeyi, hantallaşan kamu bürokrasisinin e-devletle işte biraz daha işler hale getirebileceğinden bahsediyor. Önemli bir tezi, önemli bir noktası 2004 yılında söylemiş olması önemli. Dijital uçurum meselesinden bahsediyor mesela. Yani sadece işte sosyal medyayı demokratik bir ortam olarak değerlendireceksek bunun zorluğundan, çünkü insanların bir medya yeni iletişim teknolojilerinin sahipliği arasındaki farktan ve sahipliği geçelim bilgisayar kullanım yetenekleri arasındaki farktan dolayı bir kamusal alan olarak değerlendirmenin herkesin eşit olan erişim olanağı olmadığı için zorluğundan bahsediyor. Diğer vites 2013 yılında bir hafıza mekanı olarak sosyal medya Ankara Üniversitesi'nde yazılmış bir tez. Bunu şunun için aldım. Siyaset bilimi gibi disiplinlerin ilgilendiği tarih anlayışı daha çok büyük harfle olan tarih. Bellek ise daha çok topluma, öznelere ait bir şey. Ondan dolayı ben bu tezin siyaset biliminde yazılmış olmasını önemli gördüm. Tez genel olarak şundan bahsediyor. Bellek ve yeni medya ilişkisini ortaya koyarak sosyal medyanın bir tür hafıza mekanı olarak işlevini tartışıyor. Genel olarak literatüre dayanan bir tez, sosyal medyanın bir bellek yaratma potansiyeli olduğundan, diğer yandan da hem de bir bellek patlaması yaratabileceğinden bahsediyor ve tüm bunlara rağmen sosyal medyayı bir bellek mekanı olarak direniş olanaklarından bahsediyor.
Diğer bir tez 2015 yılında sosyal medya siyasi bitişkinin müzakereci ve agonistik demokrasi yaklaşımları çerçevesinde analizi. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde atılmış tezleri analiz ediyor. Çok iyi bir tez, onun için aldım bunu. Hacettepe Üniversitesi'nde yazılmış. Genel olarak sosyal medya siyaset ilişkisini Twitter üzerinden müzakereci ve agonistik demokrasi yaklaşımları çerçevesinde tartışıyor. Bunlardan kastı ne? Müzakereci bağlamda kamusal tartışmaya izin verip vermediği, agonistik bağlamda ise alternatif söylemler, yeni çatışma noktaları, eşitlik, özgürlük talepleri, yeni siyasal alan yaratmadaki başarısından bahsediyor. İddiasıysa Twitter'ın müzakereci ve agonistik yaklaşım çerçevesinde tanımlanan bir alan olma potansiyeli taşındığını, fakat bunun sınırlılıklarından olduğundan bahsediyor. Bu sınırlılıklarda temsil ve katılım, rasyonel ve eleştirel tartışmanın gerekliliklerinin olmaması, yani bir daha çok siyasal kültürle ilgili bir şey, etkileşimin zayıf ve geçici olması gibi noktalar. Diğer bir kez, Türkiye'de internetin ekonomi politiği, ODTÜ'de yazılmış bir tez. Bu tezde internetin ekonomi politiğini ekonomi politik bir çerçevede alıyor. Sayısal uçurum, sayısal eşitsizlik, yoğunlaşma, internet içeriği gibi konulara değiniyor. İnternetin sadece sanal alan olmadığı, varlığı fiziksel bir altyapı üzerine inşa edilmiş, içeriği ise büyük bir ekonomik alanı kapsadığından bahsediyor. Dijital uçurumun yalnızca erişim ve beceriler üzerinden değil, aslında ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizliklerle ilgili olduğundan, yani toplumsal eşitsizliklerin bir yansıması olduğundan bahsediyor. Son olarak da etik sorununa değineceğim. Buran da dediği gibi çok fazla özneye eğilen çalışmalar olmadığı için etik meselesinde karşımıza çok fazla bir şey çıkmıyor. Yine de önemli bir şey. Bir sosyal medya sitesinde bir topluluğa yöneltilen nefret söylemi ile ilgili yapılmış bir çalışmada nefret söylemi içeren entry numaraları açık açık verilmiş ve mesajlar aynen kopyalanarak verilmiş. Bunun etik olarak doğru olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Hasan'ın mesela bahsettiği şeyde bir hassas öznenin korunması gerektiğini hepimiz hemfikir olabiliriz, ama burada bir nefret söylemi var. Yani hassas bir özne yok aslında, tam tersine bir kendini egemen olarak gören bir özne var. Ve karşıdakine nefret söylemi uyguladığı bir söylem var, içerik var. Bunu acaba aynen alıp koymak doğru mu? Yanlış, çünkü ne olursa olsun araştırmanın araştırmacıya yüklediği bir etik sorumluluk var burada. O da çalışmanıza konu ettiğiniz özneleri korumanız gerektiği. Ben mesela o entry'lerden o entry'yi yazanlara ulaşabilir ve onlara zarar verebilirim. Etik konusunda da gördüğüm önemli nokta buydu. Sonuç kısmında ise aslında Burak'ın da bahsettiği gibi daha çok öznelere eğilmeyen, sosyal medyayı toplumsal ilişkilerden bağımsız olarak bir kurtarıcı rolüne indirgeyen çalışmaların siyaset bilimi literatürüne hakim olduğundan bahsedebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.